Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz bumbar dolması. Bumbar nasıl temizlenir? Ayrıntıları ve püf noktalarıyla size anlatacağım ve çok lezzetli bir bumbar yemeği çıkaracağım ortaya. Videomu sonuna kadar eğer izlerseniz detaylarını, ayrıntılarını görebilirsiniz. Hemen videoma başlıyorum. Öncelikle aldığım bumbarın yağlı kısmını iç kısmına gelecek şekilde döndürüyorum. Onu da nasıl yapıyoruz? İki parmağımızı bumbarımızın ağzına geçirdikten sonra akan suyun altında diğer ucunu içine sarkıtarak ters çeviriyoruz. Tabii bunu yapmadan önce bumbarımızın o yağlı kısmını daha güzel temiz olsun diye çok güzel bir yıkamamız gerekiyor ilk etapta. Sonra yağlı kısmını içe döndürüyoruz. Yapacağımız işlem bu esnada bu. Ve o bağırsağın florasından kurtarmak için yapılan işlemler, detaylar videomu dikkatlice izlerseniz nasıl olduğunu göreceksiniz. Ve çok lezzetli bir iç hazırlayacağız. Yiyenler parmaklarını yiyecek. O kadar lezzetli bir iç hazırladık. Ben bunu yapıyorum, sürekli yapıyorum ve sürekli pişirdiğim için de kendime güveniyorum ve garanti de veriyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız gerçekten çok güzel, lezzetli, temiz bir bumbar yemeği yiyebilirsiniz değerli takipçiler. Çok rahatlıkla dönüyor. Eğer bumbarımızın fazla kalın yağlı yerleri varsa onları bıçakla kesip atalım ki bumbarımız çok rahatlıkla dönsün. Çok fazla yağını almayalım. Çünkü ben içini hazırlarken yağ kullanmıyorum. Sıvı yağ koymuyorum. Kenarındaki o iç yağlar bumbarımızın içini doldururken yağsını karşılıyor. Elimizden geldiği kadar kalın kısımlarına büzük olan yani katlı olan yerlerini açalım ki bumbarımız rahatlıkla dönsün. Sonra döndürdüğümüz bumbarlarımızı şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir paket İngiliz karbonatını döktükten sonra bir su bardağı veya 1,5 su bardağı, 2 su bardağı da koyabilirsin. Bol tuzla öncelikle güzelce ovuyorum. Elimizle sonra hafif hafif böyle hani çarparak yapıyoruz. Bunu birkaç defa tekrarlayalım ki o florasından biraz daha kurtaralım. Ve Allah'ın yasaklamadığı, helal kıldığı hayvanın her yeri Müslümanlar için serbesttir. Buna bağırsak da dahil olmak üzere ve çok lezzetli bir yemektir bumbarda olması. O yüzden ziyan etmiyoruz. Sonra şöyle bir kevgirin üzerine koyuyorum. Tekrar tuz atıyorum. Tekrar ovalıyorum. Ve kevgirden tabii ki o florası daha aşağı akacağı için, lavabonun için akacağı için bu da faydalı bir temizleme. Hemen böyle hafif hafif çırparak tuzundan ovalayarak bunu da tekrar yaptıktan sonra bol suyla yıkayalım bumbarımızı. Sonra kevgirimize çektik, yıkadıktan sonra fazla suyunu arındırdıktan sonra şöyle bir tane bir bumbarı alalım. 3-4 kat edelim ve bıçakla kazıyalım. Ama çok bastırmadan. Tekrar lavabonun içerisine aldım. Tekrar tuz attım. Tekrar yıkamaya başladım. Bütün bağırsaklarımızı tabii önce bu şekilde döndürerek, çevirerek bıçakla sıyıralım o üzerindeki florasını. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi bağırsaklarımız tamamen florasından kurtardı, temizlendi. Tam istediğimiz kıvama geldi. Son bir tuzunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi sonra bol suyla duruluyorum. Tabi elimizle de kontrol ediyoruz, bakıyoruz yerken dudağımıza o yapışan şeyler veya o üzerindeki kalın olan şeyler florası. O yüzden hiç flora kalmaması lazım. Gördüğünüz gibi hemen ne yapıyorum? Bu sefer de yağlı kısmını tekrar dışına çıkartıyorum döndürerek. Gördüğünüz gibi.
Bu işlemleri de yaptıktan sonra bağırsağımız hemen hemen ne yapıyoruz? Temizlendi. Ve içine bol su doldurarak temizledik. Tekrar bir tuz attık. Tekrar bir duruladıktan sonra süzgecimizi aldık. Artık bağırsağımız tertemiz oldu. 2 su bardağı orta bulgurun içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 500 gram kıyma, 1 tane iri kuru soğan, maydanoz, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve kırmızı toz biber. Tabii baharatını birazcık kaçıralım burada. Baharatını biraz kaçırdıktan sonra daha lezzetli olacak. Hani o bağırsağımızı pişirirken, doldururken daha lezzetli olacak. Baharatlar da burada devreye giriyor. Damak tadınızı biraz önüne geçin derim ben. Sonra güzelce yoğurduktan sonra 2 su bardağı su ilave ediyorum dolma içimizin içine. Tekrar yoğuruyorum. 2 su bardağını koyduktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Bitti. Güzelce pişireceğimiz bir tencereyi yanımıza alıyoruz. Bumbarımızın bir ucunu tenceremin içerisine koyacağım. Bir ucunun yanında dolduracağım. Temiz bir iş yapalım. Gördüğünüz gibi bumbarımız tertemiz, pırıl pırıl oldu. Şöyle bir kabak veya patlıcan oyacakla çok rahat doluyor ve ince doldurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi azar azar alıyorum ve doldurmaya başlıyorum. Çekerken bumbarımızı ne yapıyoruz? Parmağımızla uyucumuza bastırarak çekelim şöyle ki çıkmasın, dışına doğru akmasın. Tabii bunu yaparak önce doldurmadan önce bir pratik kazanmanızı isterim. Yapıyormuş gibi. Ve bağırsağımızın diğer ucu pişireceğimiz tencerenin içerisinde. Ara ara da yukarıya kaldırarak doldurduğumuz bağırsağı akışını kolaylaştıralım ki tıkanma olup da çok fazla doldurmayalım. Her tarafını eşit dolduralım. Gördüğünüz gibi çok kolay doluyor. Değerli takipçilerim, bumbarımızı doldurduktan sonra elimizde güzelce hafif hafif sanki köfte sıkıyormuş gibi yapabilirsiniz. Sıkarak uzatabilirsiniz. Her, bumbarımız dolduktan sonra içini eşitleyebilirsiniz içiyle. Veya doldurduktan sonra tencerenin içerisine pişmeden önce tabii ki ne yapıyoruz? Elimizle sıkalım. Her tarafına eşit miktarda dağılsın diye. Ben buraları da çekmiştim ama bir yanlışlıkla tekrar silmişim onu. Koyamadım. Sonra dolma işlemi bittikten sonra ne yapıyoruz? Soğuk suyun altında yıkıyoruz. Güzelce o suyunu döküyoruz. Tuzunu atıyoruz. Tekrar su koyuyoruz. Ve pişirmeye bırakıyoruz. Bir tavsiye de düdüklü de pişirmenizi tavsiye etmem. Normal tencerede pişirirseniz çok güzel bir netice alırsınız. Eğer bumbarımızdan şöyle tutup havaya kaldırırken bumbarlarımız kopuyorsa demek ki bumbarımız artık pişmiştir. Tabii küçük bir parça olarak da kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Değerli takipçilerim, sizler de bana destek vermek isterseniz, eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, bildirim zilini açıp beğeni butonuna basıp lütfen yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Benim de sizin bu desteğinize ihtiyacım var. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Ve başka videolarda, başka içeriklerde buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.